Adamını tekrardan sizlere bırakıyor. Bugünkü anlatacağım hikaye Hazreti Adem ve Havva'nın oğulları Habil ve Kabil'in hikayesi olacak. Hikayemizin başında hikayemizin başında Allah Adem ve Havva'yı yaratıyor ve dünyaya gönderiyor. Bunun sonrasında Adem ve Havva'nın iki tane çocukları oluyor. İlk çocukların ismi Kabil, ikinci çocukların ismi ise Habil. Hazreti Adem ve Havva. Bunların çocukları. Evet. Habil babasıyla birlikte çobanlık ile uğraşırken, Kabil tarımcılık ile uğraşıyor, meyve ve sebze yetiştirmesi ile uğraşıyor. Allah bir gün Adem'e oğullarından onun için bir adak adamasını istiyor. Habil Allah inancı çok duygulu şekilde yaşıyor. Ve en güzel koyunlarını, en güzel ineklerini Allah'a adak ediyor. Ancak Kabil ise bu düşünce içerisinde değil. Kendisi en çürük meyveleri, en kötü meyveleri, en kurtlu meyveleri Allah'a karşı adak ediyor. Günün sonunda Adem oğullarının yanına çağırıp Habil'in adağının kabul olduğunu, Kabil'inkinin ise kabul olmadığını söylüyor. Kabil bunun üzerine kibine yenip düşüyor ve Habil'e karşı nefret ve kıskançlık duygusunu beslemeye başlıyor. Ve kendisinin ondan küçük olmasından dolayı kardeşine karşı artık hiçbir sevgi duygusu beslemiyor. Günün sonunda Kabil, Habil'i bir boş bir tarla gibi bir araziye çekiyor ve konuşmaya başlıyorlar. Kabil, Habil'e seni öldüreceğim hiçbir şeyden korkmadım adlı sözler söylüyor. Habil ise Kabil'e benim Allah'tan başka korkum yoktu, beni istersen buracıkta öldürebilirsin diyor. Ve Kabil o anki sinirine yenip düşüp şeytanın vesvesesine uyup yerden taş alıyor. Sonrasında Kabil Kabil'e oğlum cinayet işlediğini biliyorsun ya. Çok özür dilerim. Yani rahat ol da bu kadar rahat olma. Çok eşiyle ters gidiyor. Resmen. Senden hiç ters olacağım. Bu kadar da rahat ol. Hüsettin hocam nasıl gönderme yaptın hocam? Bunun sonucunda Kabil Habil'i öldürüyor. Öldürdükten sonra yaptığından dolayı çok fazla pişmanlık duyuyor. Sonrasında yanına bir kuş ölüsü var oluyor. Bu kuş ölüsü başka bir kuş toprağın altına gömüyor. Sonra Kabil Habil'in cesediyle ne yapacağını düşünüp dururken kuşları görüyor ve sonunda Habil'i gömme kararı alıyor. Habil'i gömdükten sonra ise sonsuza kadar anne ve babasından uzaklara doğru Furkan Habil son seferi. Hikayemiz. Hikayemiz.